Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu ödem atmak için 5 yol. Buradan da anlaşıldığı üzere. Şimdi malum yaz aylarında havalar çok sıcak ve sıcağın etkisiyle birlikte vücudumuzda, elimizde, yüzümüzde, bacaklarımızda çok fazla ödem oluşuyor. Bu sıcak havanın etkisiyle olabilir ama aynı zamanda yaz aylarında çok fazla terliyoruz ve çok fazla su kaybediyoruz. Ve bunu genel olarak çoğu kişi su içmediği için su kaybını karşılayamıyor. Ve vücudumuz su kaybettiği zaman da aslında vücutta ödem oluşmuş oluyor. Şimdi bu 5 yolumuzun birincisiyle o zaman başlayalım. Bahsettiğim gibi en önemlisi su. Genelde diyorlar ki hocam su içtiğim zaman vücudumda daha fazla su tutmaz mı aslında? Aslında öyle değil. Şöyle, su vücut için çok önemli. Su içmediğiniz zaman vücut diyor ki ben suyu tutayım. Dolayısıyla vücudumuzda olan suyu tutuyor ve bizi idrara götürmüyor ve biz aslında şişiyoruz. Ama normalde günlük 2-3 litre kadar su içtiğiniz zaman vücudunuz suyu atıyor. Aynı zamanda bunun şöyle de bir faydası var. Bir, ödemi azaltıyor. İki, vücudumuzdaki toksinleri atıyor. Şimdi toksin neden önemli? Kanser olabilir ve birçok hastalığın kaynağı toksinler. Ne yapıyor? Biz toksinleri vücudumuzdan suyla atmış oluyoruz. İkinci yol olarak bazı besinler var ödeme karşı kullanabileceğimiz. Bu besinler salatalık, ananas, karpuz gibi. Malum yaz aylarında bunlardan çok fazla, özellikle karpuzdan biliyoruz ki yaz aylarında çok fazla oluyor. Tüketebiliriz ama tabii yine miktarlarına dikkat etmek var. Bu besinler vücudumuzdan ödemi atacaktır. Üçüncü olarak bitkiler var. Üçüncü yol olarak da bitkiler var. Bitkilerden ne kullanabiliriz? Kiraz sapı olabilir, biberiye olabilir, mısır püskülü olabilir. Bunları siz suda kaynatarak yaklaşık 5 dakika kaynatıp demlendikten sonra gün içerisinde tüketebiliyorsunuz. Tabii bu suyun içerisine limon konulabilir, salatalık konulabilir, nane konulabilir. O şekilde bu suları tüketebilirsiniz. Dördüncü maddemiz olarak da en önemlisi tabii ki tuz tüketimi. Aslında tuz tüketmemeye çalışıyoruz ama şöyle bazı besinler var. İşte salamura ürünler, şarküteri ürünleri, dondurulmuş gıdalar ki dondurulmuş gıdalar çok dikkatten kaçıyor. Konserve ürünler, turşu, baharatlar ve salça. Bunların hepsinde yüksek oranda tuz var. Dolayısıyla tuz aldığınız zaman sodyum içeriyor ve sodyum vücutta fazlasıyla su tutuyor. Yine su tuttuğu için biz istemeden şişiyoruz. Karın bölgemiz şişiyor. En son ve 5. maddeye geldiğimiz zaman en önemlisi egzersiz. Şimdi yazın diyorlar ki işte çok sıcak, yürüyemiyorum, bir yerden bir yere gidemiyorum, hareket etmiyorum. Oksijen yok, kapalı alan spor salonuna gitmiyorum. Dolayısıyla egzersiz yapmıyoruz ve spor yapmıyoruz. İşte burada hem kilo alıyoruz hem de vücutta ödem de oluşmuş oluyor aslında. Yine günlük 1-2 saat, günlük 1 saat yürüyüş yaparak ne yapabiliriz? Vücudumuzdaki ödemi atabiliriz veya yine yüzebiliriz. Hareketin bize kattığı etki dolaşım sistemimizi hızlandırması. Dolaşım hızlandığı zaman da ne yapıyor? Vücudumuzda biraz daha az ödem oluşmuş oluyor. Bu 5 yola dikkat ettiğiniz zaman vücudumuzdaki ödem oranı ne yapıyor? Azalmış oluyor. Dolayısıyla biz kendimizi ince, fit ve böyle daha hafif, güzel bir şekilde hissetmiş oluyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi ödeme atmanın en önemli yollarından birisi böyle anlık, tabii işte bir düğününüz varsa, nişan varsa, tatile gidecekseniz detoks programları uygulayabilirsiniz. Onun için de yine benim YouTube'da tariflerim var ama kişiye özel olsun istiyorsanız cepte diyetisyen uygulamamı telefonunuza indirip oradan kendinize özel detoks programları veya normal diyet programları da alabilirsiniz. Önümde duran bu ürünleri de merak etmiş olabilirsiniz. Bana bunları yayla bakliyat gönderiyor. Bunlar çok sağlıklı gurme ürünler. Yayla bakliyatla gerçekleştireceğimiz bir çekiliş var. Onun için de benim Ayşe Tuğba Şengel Instagram hesabıma bakabilirsiniz. 3 şanslı kişiye paket hediye edecekler. Bunlardan bir tanesi de belki de siz olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınız olabilir, aklınıza takılan sorular olabilir. Onları da aşağıya yorum olarak bekliyorum. Hoşça kalın.